Deal with God. Şarkının ne sözlerini ne müziğini tam hatırlıyorum Tuna. İğrenç, rezalet bir şarkı ama sırf bu dizide çaldı diye herkes bayıldı bir anda. Ne düşünüyorsun? Yani sahne iyiydi canım. Sahne <laughs> ama işte anladın mı? Hangi sahne? İdi'nin sahnesi değil miydi bu? Hayır. Ben, yanlış mı şey? Ha, başka bir müzik. O zaman Kes. keselim buraları. Kes. O <laughs> Giriş yapmadan önce bir dörtlük yazdım bu sezonun tamamına. Onu öncelikle okumak istiyorum izninle. Tabii. Daha önce hiçbir şekilde duymadığınız bir dörtlük okuyacağım şimdi. Vecna Tunga öldü mü? Upside Down Acun kaldı mı? Eleven üçün aldı mı? Ve final sahnesi için Emdi Dünya Çerdirme. Bunu yazdım. Evet. kendim yazdım hiçbir yere bakmadım ya. yani hiçbir şekilde hiçbir yerden aldığım bir şey değil. Biraz da eski Türkçe kullanmak istedim. Öz, öz Türkçe beni çok beğendim. Ya biliyorsun ki biraz Tatar... çalışman lazım. Biraz çalışman lazım. Yani senin kadar olmasa da benim gözüm de biraz çekik. Farkındaysan ben <laughs> atarım çünkü. Evet. Stranger Things'in 4. sezon ikinci bölümünün incelemesini yapacağız arkadaşlar. Nasılsınız? <laughs> Onlara sordum. Sever sana sormadım. Tuna.

Bir evet. de geliyormuş cevap. Yorumlarda nasılsınız yazın. Bir de geliyormuş direkt cevap. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Yorum düşüyor. Arkadaşlar sizin, şimdi sizden bir şey isteyeceğim. Yüzsüz gibi. Normalde bunu yapmayacağım daha kendime söz vermiştim ama gerçekten insanların unuttuğuna ve iyi niyetiyle bunu yapmadığına fark ettim. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok memnun oluruz. Diğer içeriklerimize de bakın. İlla kanalda size uygun bir şey vardır. Bir bakın bakalım. Belki bundan sonraki içeriklerim sizin ilginizi çekecektir. Bir şans. Bir şans verilebilir değil mi Tuna'cığım? Tabii. Özellikle Aynen. kanalın içeriklerini seviyorsanız zile basarsanız bu kanalın yakın zamanda 1000 aboneye geçip 4000 saat izlenmesini bir buçuk senenin sonunda sağlamış olup bize para kazandırabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> o parayı da editçiye vereceğiz bu arada. Yani kendimize de gitmeyecek. Şimdiden söylemek istedim. Evet Tuna'cığım. Sen evet kardeş. Genel sezon şey yapmayacağım çok uzar. O yüzden hı hı. bu iki bölüm için konuşalım. Ha, genel bütün sezon hakkında da şöyle toplam en sonunda bir konuşuruz yani bu sezon hakkında ne düşünüyoruz diye. Hı hı. Ee, ama bu videoda hani ağırlıkla işte şu iki bölümü. Beğendin mi? Oradan gireyim ben bu yani final iki bölümü mü? Yani bu iki bölüm beğendim. Finali sonra soracağım. Yani bütün sezonu sonra soracağım. E, 8... Aslında 8 9 benim için ayrılıyor biraz. 8. bölümü ilk 7 bölüm gibi buluyorum. Aynı onun devamı olarak görüyorum. Final yani 9. bölüm de ne yazık ki ben beğenemedim. Yani şöyle diyeyim hatta ben normal planım Stranger Things gibi dizileri genelde not almam çok. İzlerim. O sonra çıktıktaki duygularımla falan seninle beraber konuşurken incelemesini yaparım yani. Her cahil konuşurum öyle bunda da planım oydu. 8. bölümde bir not falan almadım. 9'da artık gördüğüm şeylerden sonra bu saçmalıkları unutmayayım diye not almak zorunda kaldım yani. Hı -hı. E, o yüzden do özellikle final bölüm için bahsedeceğim, dalga geçeceğim bayağı bir sahne var. Ha, işte, o zaman ben de söyleyeyim ve sen sonra onların detaylarına gir. Özetle Hı -hı. söyleyeyim. 2 bölüm aklına düşündüğümü. Yani şey konusunda haklısın. Zaten Yani böyle olacakmış. 9 bölüm olacakmış. Hani 2 sene ara verdik. İnsanların e, şeyi lap diye bitmesin diye son iki bölümü ayıralım demişler. aslında hiçbir hiçbir farkı yok. Bana sor yani mesela diyorsun ya bunun 8'i de 7 diğer 7 bölüm. Bence hepsi aynı. Sadece uzun yani. Ha bu sezon normal yapılsa herhalde 15-16 bölüm olurdu bu, bu uzunlukta olacaksa niye böyle bir karar almışlar onu da anlamadım niye bu kadar ya niye niye Türk dizisi olmaya karar vermişlerdim yani ha, ne o, gerek var O konuda ben de giydireceğim onu anladım ne demek istediğim evet. o konuda ben de çok giydireceğim millet de şeyi fark etmişlerdir bence bir araştırma kesin yaptırmışlardır yani bu dizide millet karakterleri izlemeyi sevdiği için Hı -hı. bu dizinin karakterlerini izlemeyi sevdiği için hani uzun uzun izlesinler biz yani 3 ara verdik oldum. biraz Fazla izlesinler diye düşünmüşler diyorsun. Evet evet ondan keyif alacaklarını düşünmüşler. Ve bence keyif de alıyor bunun seyircisi bundan. Yani uzun olmalarından rahatsız olduğunu zannetmiyorum seyircisinden. Hmm. Yani ben final bölümünü bir saati keserim ya. Ben de kesin, kesin keserim. %100 keserim. Vallahi ben de aynı şeyi düşündüm. En az bir saat bak en az. Bizim, gerçekten keserim. Bizim videolarımız gibi olmuş. Normalde <laughs> <Evet>. konuşulacak şey <laughs> evet. 40 dakika biz 3 saat 2 saat konuşuyoruz ya. Katılıyorum abi. Evet. E, yani o yüzden de hani bu iki bölüm. Bu diziyi ben hani şey böyle gerçekçilik payından yargılamadığım için bazı şeylerine tamam ya o da öyle olsun falan diyerek geçtiğim için gömüyorum. Yoksa bir başlasam gerçekten 5 saat sürer gömme olayları. Ki sen de öyle yapıyorsun muhtemelen. Hayır ben onu anlıyorum zaten e, o çizilik hep var. Dizinin tarzı o çizilik. Ya yani onu kabul edip izliyorsun, izleyeceksin zaten. Ama Kantar'ın topuzu kaçmış. Artık kabul evet. edemeyeceğim evet, evet. E, ha, halde sahneler evet. var. O yüzden. Onları konuşacağım. O zaman ya kronolojik mi gidelim yoksa senin mesela şuradan başlayalım diyeceğim bir şey varsa oradan da gidebiliriz. Ben hani kronolojik not aldım ama öyle gidelim diye değil. Ya hemen bahsedebilirsin ki hani yani bir ritminde tamam. ilerlesin konuşmalarınız. Ben mesela şuna yine çok takıldım. Yani geçen videoda da söyledik bunu. Bu sezonun bence en büyük defolarından biri Rusların süzme Bak, gerizekalılar olması. Rusların değil abi artık e, bu iki bölümde devletlerin bence. Ya evet, tamam. ona da geleceğim bu, ama Rusların ki ama hepten artık yani bunlar Sovyet Rusya hakkında hiç mi bir şey bilmiyor oğlum böyle bir şey olur mu ya lan tamam ya. girdiniz sızdınız lanet olsun onu kabul ettik ulan dünya yıkıldı orada ordunun full oraya gelmesi gerekmez mi ya ortak zaten devletin hapishanesi bu anladın mı ve devletin gizli bir şeyi deneyleri yapılıyor orada ve bunun planları ...30 bin tane senaryo planı yapılmış olması lazım. Yani, yani bu canavarlar... Mi? Tabii canım bu canavarlar kaçar. Abi içeride fil falan. yok yani aslan yok. Ha. Böyle kırmızı, bir şey dolaşıyor yani. Kırmızı alarm durumunda devlet ne yapacak? Ve yani? tamam. bak aslında o kadar önemli bir mevzu var ki orada. Oğlum bunları Amerikalılar bile yakalayamadı ha. Bunlar yakalamış. Yakalamış tabii, tabii. hapsetmiş, kitlemiş. Deney yapmış. Aa burasını yarmışlar. Yani siz şey mi düşündünüz? Hiçbir <laughs> şey olmaz ya. 5 tane <laughs> asker <askeliğe gülüyor> yeter 5 <laughs> tane. 5 tane daha fazla. Vallahi adam istemiyorum bak ayak altında. Ö etrafta da olmasın <laughs> falan mı dediniz yani? Kalabalık yapmasın. Hayır bir de böyle şeyleri sakladınız yani niye hapishane oğlum? Yani Amerikalılara hiç mi bakmıyorsunuz? Önceki sezon AVM'nin 80 bin kat altına bir şeyler yapmışsınız Amerika'da da hani orada çok titizsiniz de. Burada nasıl böyle oluyor onu anlamadım <laughs> yani. Hani ya bu şey değil. Bu olabilir bir şeymiş de Ruslar sanki yanlış yapmış gibi konuşuyorum da bu senaristlerin salaklığı yani tabii yani devlet konusuna girersek zaten Amerikan devlette de Rusya devlette. De. Yani ya yani oraya girmeyelim diyeyim ben sana. Çıkamadı, Çünkü baştan ha baştan sonra hiç mantıklı bir hamle yok oralarda. Tamam mı? Çünkü çok büyük olaylar oluyor. Bir de bunları ya, nasıl mesela nasıl getirdiler oraya? Yani hı. hani ben dedim ki herhalde içeri gidecekler. Orada bir tane daha böyle gate Görecekler tamam mı kapı. Hı hı. Meğersem Vecna onun sayesinde zaten delikler açabiliyormuş gibi bir şey çıkacak zannettim ben. Hı hı. Onları nasıl tutup getirdiniz lan? Ya i̇şte çok kolay çözebilirdin senaryo hareketleriyle bu tip sorunları. Hiç yani düş üzerine kafa yormak istememişler bile. Ya Oraya bak sürüsüyle gereksiz sahne var dediğimiz gibi upuzun. Ama yani böyle önemli nüansları düşünmek istememişler anladın mı? Ya tam böyle Better Call zıttı bir senaristlik. Evet. Anladın mı? Ayrıntılı... A detaysızlık. O, onu zaten komple hiç beğenmedim. Yani bütün dizide detay olayını ben beğenmedim. Bu çizilikle hazmettiğim bir şeydi. Bu arada şeyim geldi. İçeceğim geldi. İnsan evli olmaların bazı böyle faydaları vardır efendim. Bak cam pipetim var. Cam pipetim. Özel şeyim, karışımım. Diyet yapıyorum. Özel karışımım içeceğim şimdi efendim. Tunan'la izdivaça hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Çok iyi izdivaç konusunda süper midir? program üzerine YouTube programı yapabilirim. Tamam sana özel bir format yapacağız. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ve evlilik filmleri üzerine konuşacağız arkadaşlar. İlk film, ilk bölüm Mary Story. <laughs> Rusların mekanından minibüsle yardırarak kapıyı kırarak çıkıyorlar acı. Ben bu kadar kötü bir hapishane ömrümde görmedim. <laughs> ne hiçbir filmde dizide gerçek ya şimdi Rusya şeyine gerçekten çok tamam. girmeyelim. Yani, yani ben hep söylüyorum Rusya konusu komple bu dizinin yani al çöpe. Ya. Yani hiç Diziyi sadece düşürüyor. Başka hiçbir işe yaramıyor. Yani çocukların yine Rambo olmasının baştan ayağa bir tane bile dandik eleman olmamasının aralarından hani plan program yapıyorlar gidiyorlar. Bir milyoncudan kiloyla silah falan alıyorlar. Bomba alıyorlar. O da ayrı bir saçmalık. Yani tam bunları gene bunlar sineye çektiğim zamanlar. Tamam 8. bölüm o yüzden diyorum. Üzerine düşünce saçmalığın daniskası. Yani kardeş devletin bu durumdan haberi var ha. Ya bunu bir unuttuk sanıyorlar herhalde. Devletin bu durumdan haberi var kardeşim. Ayrı bir dünya olduğundan canavarları olduğundan olduğundan, yaratıkları olduğundan ve bununla alakalı üzerine deney yapılmış insanların olduğundan ve bunu devlet yapıyor zaten. Ama devlet yapmıyor ya derinde. Yani çok az kişi biliyor aslında. Öyle herkesin bildiği bir şey değil. Tamam yani abi, fark o etmez. Yani siyahi komutan geliyor ya, unuttum adını şimdi. <laughs> o bile bilmiyor aslında olayın detayını. Sadece böyle bir şey var. Bunu öldürürsek mevzu çözülür. Bu kadar biliyor. Yani detay olarak bilen çok kişi yok. O konuda hak veriyorum sana ama hak da vermiyorum bir yandan. Yani aslında onun bahanesi belli. Ama Ay, sonuçta çocuk çocuk kısmında... çözünce takılıyorum ben buna yani. Abi siz hayır çocuk çocuk şunu fark etmiş bir kere. Dünya istila olacak bunu biliyorlar tamam mı? Dünya istila olacağını biliyorlar. Özel olarak bu grup biliyor bir de yani. Evet evet. Ve bunların yaptığı plan şu ki biz bunu çözelim. Höst abi höst. Artık tamam mı bir ara birilerini de yani tamam karakolu aramazsın da artık bir FBI'yi CIA'yı mı arasak bir? Yani tamam mı? Ama yani önceki alır bölümlerde çocukları askerler sıktığı için belki biraz korkmuşlardır Tuna. Gerçi o bir ekibe sıkıyorlardı. Bunların öyle bir şeyi yok ki. Yani ortak yaratıklarla savaşacağını herhalde bir gerek Ya bir tanesi de bir... korksun ya. Manyak mısınız? Ne ha, işimiz var? Adam beynimize giriyor. Deli misiniz lan siz deyip kaçalım buradan Hawkins'i boş verin başka bir yerde yaşayalım artık falan deyin ya ne bileyim. Ya hepsi, hepsi şey Rambo'ya bağlıyor ben ona. Hepsi şey modu bu aşı batıda sıka sıka gidiyoruz ve bundan çok mutluyuz yani... mutluyuz modundalar. Onlar yine bu benim bu dizide sineye çektiğim bölümler tamam Ya bu dizi bu olmayı seçmiş zaten eğleneceğiz beraber eğleneceğiz modunu seçmiş oraları çok takmayalım. Seyircilere diyor bunu yani oraları çok takmayalım eğlenelim beraber diyor. Ben de o konuları sineye çekiyorum bak bunları da sineye çektim yani. En azından senar yani bir bütün genelde sezonun şeyinde bir açıklama da getirmiş oldular. iyi ya da kötü. Tamam bir açıklamada gelmiş oldu en azından. Bu da iyi bir şeydir yani açık gizemli bırakmak yerine. Ben bunu da sevdim yani en azından bir şeye bağlı. Vekna'ya bağladılar evet, yani ve netleşti. çok, netleşti. Evet çok yani birçok soruya cevap geldi yani aslında düşündüğün zaman. Şimdi o o geldi Bekna... beğenirsin beğenmezsin ha, geldi yani. Aynen birebir tamam o konuda aynı fikir. Ben de aynı, aynı cümleyi kuracaktım. Beğenelim beğenmeyelim mantıksız bir cevap verilmedi bence. U uyuyor yani evet, evet. hikaye birbirine uy uyumsuz değil yani birinci sezonu yazarken hikayenin tamamını baştan sona yazmışlar. Yani neye varacağını çoktan biliyorlarmış aslında. E, o yüzden zaten belli oluyor. Yani bir tek üçüncü sezonda bir tökezleme var. Yani ana hatlardır muhtemelen bahsettiğim. Tabii tabii. Yani, hani, yani o işte Wekna yani. muhabbetini mesela... İleman tuştan... var. He, ha. Bir, bir var. Wekna var. işte. yani evet. Bence de öyledir. Bu <laughs> askerlerin mekan basmasını konuşalım mı? Sen mesela şey Ha onu söyle. Neden Amerikan hükümeti de sence salak mesela? Bir kere bunlar da aynı şeyle aslında karşı karşıya ve kırmızı alarm durumu denen bir şey yok aslında. Abi. Ben buna yani çok rahatsız oldum. bu durumda. Oralın onun rahatça basılabilmesi anlamında mı söylüyorsun? Hayır abi olaylar her zaman çığırından çıkabilir ya. Her zaman yani devlet planlamanın hepsinde bu vardır. Yani afet planı vardır. Öteki boyutla alakalı deneyler yapıyorsun ve öteki boyutu da biliyorsun. Haberdarsın bunu. Yani Adam yolladın bir, oraya. Planların olacak abi senin. Yani durum müdahale planları olacak. Sonunu söyle. Sonunda en çok gıcık oldum. Sarap o zaten sonunda. Yani anasını nikah Hawkins yarılıyor. Yani bunu deprem diye geçiştiremezsin. Çünkü sondaki görüntüyü de gösterdi. Ben iyice gıcık oldum. Tamam mı? E, sadece yarık olsa deprem diye yedir. <laughs> Ulan kıpkırmızı Şimşek falan bir... Yani. bulutlar falan var orada yani. Sen kim ne yapıyorsunuz abi? Bu ne artık yani? Ya bir de şeydi yani. Ve orada da evde aile Max, Max, Max değil. Mike'ın ailesi miydi o? Mike'ın ailesi hala tele, televizyonda. Ya bunlar da bizi yiyorlar acım ya falan diyor. Orada 8 şiddetinde deprem olmuş. Şeyin kasaban ortadan ikiye bölünmüş. Öyle yıldırımlar çakan bir bulut var orada. Yani da böyle falan yapan bir baba var orada. Ve çocuğu da bu maceraların içinde ha. <laughs> ama bir şey söyleyeceğim. O final sahnesini hani biraz karışık gidiyoruz ama söyleyeyim ben de. Ya ben şunu düşündüm orada açıkçası. Senin ne demek istediğini anlıyorum. Ama ben onu şöyle düşündüm. Orası yarıldı. Ama hemen hmm. taşmadı içeri. Hani upside down'dan. Atıyorum iki gün sonra diyor ya o olaydan sonra. İşte iki Hı. gün sürmüş oradaki şeylerin içeriye taşması gibi anladım. Yani yavaş yavaş yayılıyor o delikten içeriye gibi geldi ne bana. Benim ilk ilk anda da kırmızıydı. Yok oldu. ilk anda işte o şeyler yoktu. Şemşekler falan yoktu. Hatta o yüzden millet şaşkınlık oraya Hayır kırmızıydı. Ya, yer kırmızıydı. Ya yer kırmızıydı da. E, o, Belli ki o iş o, değişmemiş o, iki günde. Ama günden. hayır şimdi yerin kırmızı olmasıyla Upside Down'un içeriye sızması çok farklı acı Çiçekler falan kurumaya başlıyor artık. Şeyler o böyle partiküller yağmaya başlıyor Orta anladın fark mı? Fark etmez. Love değil ya o sonuçta. Ha demek istediğim şey şu işte o belki ha sabit kalmıştır diyorsun. Abi bak Koca bir yarık var orada insanların göbeğinde. Anladım. Ve biz onun boyut olduğunu biliyoruz. Kuru, kuru bir krater değil yani diyorsun. Oradaki insanlar onu uzaktan mı bakıyorlar yani ona? Mümkün mü böyle bir ya şey? Evet orada bir şeylik var dengesizlik var kabul ediyorum ama hani son final sahnesinde ben şeyi anladım. Yani benim anladığımı söylüyorum. Belki senin dediğin daha mantıklı aslında içeriye taşmış artık anladın mı yani o o artık e, beklenen istediği şey oldu Ortak aslında. Ortak yani bu kadar büyük bir olay basit bir medya hamlesiyle geçiştirebilecek ha işte, bir olay o, o değil yani. O iki gün sonra belki aktif olmaya başladı diyorum ama doğru söylüyorsun yani zart diye mi çıktı bir saatte mi çıktı anasası? Bunun bir süreci yok mu yani bir anda mı başladı iki gün bekledi mi sızmak için doğru söylüyorsun. Hayır yani orada insanlar gidiyor herkes onun tanığı insanlar da dışarı çıkıyor zaten kaçıyor oradan sen bunu bir tane haberle deprem oldu evet. ve bunu hellfire diye bir tarikat yaptı gibi saçmalıkla yani böyle bir ya olamaz mı? Ya hesapta senaryo şey yapmıyor. Medya bunu kapatmaya çalışıyor muhabbet yapıyor da dediğin gibi nasıl kapatacaksın? Nereden Ve kapatacaksın? Ve devlet, devletin varlığını zaten hissetmiyorsun. Oraya bir tane asker koymuş geçmiş yani. Kesinlikle hissetmiyorsun. Helikopter geçiyor bir tane falan. Ha yani evet. Geçen ben sezon AVM'nin altında Ruslar var deyince nasıl bastılar etrafı. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki Ruslar evet. daha büyük tehdit. Halbuki Aynen, Ruslar hiçbir tehdit. tehdit değilmiş. Biz bu diziden bunu öğrendik yani. Neyse ee, sonu önemli değil. Şeyi konuşalım ya. Eleven'la baba karakterinin hani onu o, beğendim. O beğendiğim kısmı. Nihayet ermiş oldu. Bu sefer kesin baba gerçekten öldü. Hmm. Net öldü. Nihayet evet öldü. Nihayet ermiş oldu ve nasıl erdirdiklerini de çok beğendim. Yani Eleven adam... kurtulmuş oldu. O ben lan ben canavar mıyım gerçekten? Her şeyi ben mi başlattım diye. Şu fark et. O zaten yani yaptığımız. Yani. Yok yok. Ya yani o e, o hı? kendi güçlerinden dolayı kendini böyle canavarımsı bir hissiyatı vardı ya. <laughs> yani çocuk luktan şimdi ergenliğe geçti Hani şimdi yetişkinleşiyor falan hani evet. hep böyle bir şey var ulan bu güçler benim ve ben işte o hani işte bu sezon öğrendik öbür elemanı öbür tarafa yollamış falan. Hani ben de mi bir canavarım? Normal insan değilim ben. İşte hmm. ah hayır ama ya sen bizi bu hale getirmişsin diyor ona. Hani ve orada bir hani şeyi sevdim ben. Eleven artık zihinden çok rahat abi. Bak o sahne yaşandığı için Max'i kurtarmada daha rahattı bence. Artık kafasında şey oldu yani ben canavar değilim. Bunlar bana verilmiş bir sorumluluk gibi bu güçler. Nasıl geldiğin bir önemi yok. Anlatmayacak dizi zaten onu hiçbir zaman. Hani bunların bu psikolojik güçlerin hakkında hiçbir bilgimiz olmayacak. Hiçbir zaman olmasın da zaten ben istemiyorum onun açıklanmasını. Ne olacak ki yani? Bir önemi de yok. Ama şunu düşünüyor artık yani. Hani tırnak içinde süper kahraman olduğunu kabul etti artık anladın mı? Spider-Man'in şey gibi işte hani Ben amcayı kaybettikten sonra ya öyle, şey öyle, tabii. Gibi. Ben orada baba Kırılma. kız ilişkisindeki kararının netleşmesini ve son karar verip Eylemini de ona göre yapmasını çok beğendim. Nasıl yani bunu açıklayacağım tabii. Hı hı. Şimdi bunların ilişkisi toksik ilişki ya. Ya yani baba aslında psikopat konumunda bir nevi. Tamam mı? Ama aslında seviyordu ya. Evet. Seviyor. Gerçekten seviyor. Ama psikopatlar da böyle oluyor ya zaten. Yani mesela çok... Sadece zararı dokunuyor karşısındaki kişi. Yani bu fark etmiyor. Kızı olur, babası olur, annesi olur veya sevgilisi olur veya karısı, eşi neyse. Sadece o kötülük yapıyor ona ama bunu sevgisinden olduğunu düşünüyor. Hakikaten buna da inanıyor. Hmm. Tamam mı? Bu bizim babamız da böyle. Bunun karşısındaki kişi de çoğu zaman abi bu sevgiye kandığı için tahammül ediyor. Çoğu kanıyor buna yani. Bunu bir türlü reddedemiyor insanlar. Hep reddedemezler. Eleven'da... Ona hep öyle olmuş. Kanıyor hep o yüzden. Ama artık sonunda onun psikopat bir canavar olduğunu yüzde yüz emin ve adam ölüm döşeğinde olduğu halde seninle gurur duyuyorum diyor ki ya o ne gitmeden işte tam yani ona bir gülecek, onu bir babası gibi görecek, bir mimik yapacak veya kabul edecek gibi bir tepki bekliyor adam ölmeden. Tamam mı? Eleven ona onu vermiyor. Goodbye diyor o kadar sadece. Yani sana tek benden merhametli şefkatli olarak verebileceğim tek şey seni tek hak edebildiğin şey şu konumda sadece sana güle güle diyebilmek diyor. Medeni bir şekilde güle güle demem diyor. Bu çok hoşuma gitti ve o sahnede oyunculuğuyla da verebildi bunu. Yani pek çok yerde veremiyor ama orada verdi. Takdir ettim. Güzel bir sahne. Yazım olarak da güzel. Oynanış olarak da güzel bir sahne. Sonra ee, ne oluyor? Bir sonraki bölüme geçtik bu arada. O bölüm yani su final bölümünde işte çocuklar plan yapıyor. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız, bekle indireceğiz diye. Pla evet. Planı sonra öğreniyoruz tabii doğal olarak her zaman Stranger Things senaryosu olarak. Öncelikle şunu sorayım. Planı ne beğendin ben, mi? E, ya şey kağıt üstünde okey ya. Planda sıkıntı yok. Ben e, gördüğüm şeylerden mutlu değilim. Ya, yaşanışı, planın hayata geçirilişi kesinlikle hiç okey değil. Orada koptum zaten ben. Ondan sonra başladım not almaya. <laughs> Şöyle yaptın değil mi? Diyor. dur ben bunları unutmayayım diye aldım önüme <laughs> kağıdı yani resmen ee, çünkü dalga geçmeliyim bunlar şeyler işte Eleven'ın ekip diyelim bizimkiler gelip çünkü kızı kurtardı ya ondan sonra orada alıp götürüyorlar onu ee, götürürken işte diyorlar ki uçağa binelim uçak yok falan filan o zaman diyorlar ben uzaktan bağlan. zaten. Uzak evet. masaüstü bağlantısı yapabiliyorum yani. Niye gidelim ki mesela? Ben bunu evet. bu sezon en beğendiğim şey olabilir hani. Çünkü beyinlerini kullanarak yazmışlar burayı. Tamam mı? Zorla bir helikopter yapalım da bir yere kadar iner falan diye bir şey yapmamışlar anladın mı? Şu şu somunu saklayayım da kalkamayalım falan gibi salak salak şeyler. Yani genç aynı senaristler yazıyor ama yani bu fikir güzel. Çünkü sen zaten birinci sezondan beri bu kadının kızın böyle bir yeteneği olduğundan bahsediyorsun ki bu yeteneğini diğer çocuklar da yapabiliyor zaten. E bu sezonun başında bir tane çocuğa e, o baba denilen eleman işte diyor ya o işte bilmem kim ne yapıyor bak bakayım falan gözünü kapatıp oraya gitmeye çalışıyor falan. <laughs> Hepsinin zaten özellikleri aynıymış. E, şeyi beğendim o yüzden yani uzak asröstü bağlantısı muhabbetini çok beğendim. Yani çok mantıklı geldi yani, okay. bana. Beynin içinde savaşma olayını çok sevdim açıkçası çok güzeldi yani. Ya değil mi? abi sadece fikir olarak güzel yani onun dışında. Ha fikir olarak diyorum. Yaratıcı olarak hiçbir şey yok. Ha evet o konuda hiçbir fikir. Ben Hala. bir kere fiziksel olarak beyin içinde fiziksel kavga kadar benim nefret ettiğim bir şey yok. Yani ben bunu bir Legion'da gördüm olmayan. Onun dışında hiç görmedim yani. Bu Xavier'lar falan da da hep böyle fiziksel beyin savaşı oluyor yani. Saçmalığın daniskası ya. Abi her şeyle sinema sanatının artık orası sonsuz bir haznesi yani. İstediğin gibi anlat onu. İlla yumruklaşıyorlar bir şeyler yani. Oğlum sen Legion, bak, şey... Legion, sen bir onu bir kenara koy. Yani Legion bence o işin gerçekten top noktası. Üçüncü sezon insanlar izlemedi ikinci sezon çok sıkıldığı için. Arkadaşlar Legion'ı ikinci sezonunda bıraktıysanız rica ediyorum üçüncü sezonu geçin izleyin. Zorla ikinci sezonu bitirin. Üçü izleyin. Çünkü bence üç çok güzeldi. Oğlum rap battle yaparak savaşıyorlar lan bir yerde. Hatırlıyor musun hani? Hı sahneyi? Evet. Hani o işte yaşlı kadınla Oliver artık komple kapatıp böyle beyin dünyasında yaşıyorlar da evet, ha, biliyorum, biliyorum. hatırladın mı? Orada evet. e, bir tane başka bir yine beyin gücüyle çalışan bir mutant var. Rap hı. battle yapıp Evet, evet. Rap Battle'da kaz kaybedip, şey kazanıp, lütfen beni öldürme diyor. Lan neyi öldürecek diyorsun? Lan sonra hatırlıyorsun. Lan bunlar gerçekten beyin savaşında şu anda. Ölürse ölecek yani. Hmm. O yüzden onu ben yani böyle çok öteye koyuyorum şu anda. Ama şey konusunda haklısın. Yani beyin savaşı yapıyorlar. Eleven'ı fırlatıp tribünlere fırlatıyor. Hmm. Ve orada bayılıyor. Evet, siz abi. beyindesiniz lan. Ya evet ya. Yani. Ben yani hiç, bunları hiç ben var ha. ya, plan başladıktan sonra gördüm hiçbir şey beğenmedim artık. O yüzden çok kötü bir final oldu benim için. Yani baştan sona bak, hangi plan hangi aşamasını söylersen orayı hemen dalga geçeceğim onlar. Fikir olarak güzel bence. yani ya Fikir değil, izlediğim şeyden hani bahsediyorum. Şey, iki dünyanın paralel olarak çalışmaları falan, oralar çok güzeldi bence. Yani mesela Hangisi? işte Erika'nın duyabileceği yere gidip orada sesli sesli bağırıyor, Erika oradan duyduğu zaman bunlara açık Yok bak şey onlarda yapıyorlar. sorun yok. Ee, bak yani tek tek mesela plan. Edi kısmını söyleyeyim yani. Bir Hı. tane düzgün iş yok Edi'nin sahnelerinde. Tamam mı? Edi'nin planlarında Edi ile Dustin olayında bir tane düzgün hamle yok. Ee, Rusya bölümü zaten Ooh, oh. Oh, oh. yani. Orada orada çok dava geçiyor. Arada bir dünya gıcık gıcık sahneler var. Şeyler de iğrençti. Yani Nancy ekibi de çok yani izlemesi çok keyifsizdi. Çok dandikti. Yani zaten bağlanıp durdular. Başka bir işe yaramadılar. En sonunda yaktılar. O kadar. Ben mesela şeye çok takıldım hocam. Vekne'yi yakalamak için böyle plan yapıyorlar işte Max hadi buradayım hadi beni alsana falan diyor ya mesela. Hmm. Oğlum bu adam pisişik güçlerle öbür dünyadan bu dünyaya bağlanıp insanlara halüsinasyonlar gösterip tramvaları onlara, onlara hatırlatıp özel olarak travmalı insanları seçiyor ki daha kolay şey yapsın. Yani bu dünyayla şey yapacaksak, yani üç harfler gibi bir şey bu yani, tamam mı? Hadi bak ha, oraya zaten Heh. hiç girme. O baştan sakat zaten. Hem bir de dillendiriyorlar. Max diyor ki, düşüncelerimi gör, bildiğini biliyorum, okuduğunu biliyorum diyor. E bu Salak, planları sen, yaparken sizi dinlemiyor mu abi? Ben bütün bunu anlamıyorum. Planı, yani. Sen bütün... Hayır şu an okusa bile o an okusa bile yani o an gördü Vecna onu mesela. Zihnini okuyabiliyor sonuçta işte, değil mi? Hayır lan gerizeka bunu niye dillendiriyorsun? Yani yarasalara mesela yani. gitmeyin burada durun diyebilir değil mi mesela? E madem sen <laughs> planı biliyorsun o zaman gerizekalı. Yani. Ya planı anlatmayın Max'e o zaman. Tamam mı? Ya öyle akıllıca bir sahne koy. Delikanlı gibi. O zaman Max Bekna ile buluşacak. Biz Max planı bilmemesi lazım deyin. Tamam mı? Ya bu basit bir şey. Bak bir 5 saniyelik diyalog bu. Bunu koysa bitti. Git. Bir de öyle diyor ama Vekna'nın hiçbir şeyden haberi olmuyor. Adamı yakıyorlar. o dediğin de İni, geçmez in, biliyor inine musun? girip adamı yakıyorlar. Ve yani bir, bir iki metre falan ötedeler ha kapının öbür tarafından. Yani. Ha daha dur bak. bu Bir de high mind. Ulan eve girmişler zaten. Ve kollar adamı yakal şey Üç tane elemanı yakaladı. Nancy'yi, Robin'i ve Stevie'yi yakaladı. Evde olduğunu biliyor olması lazım Vecna. Zaten hepsine Vecna hükmediyormuş. High, high Mind'ın evet. merkezi Vecna'ymış zaten. Annen öyle. O zaman bir uyanda bir şey yaptı mı yani? Ya da Hayır, ne bileyim abi. önüne böyle duvar öyle bir şey yap. Sen Adam senin yanında olduğunu biliyorsun sen Vecna olarak. Ama orada trans halinde duruyorsun sen. Geri zekalı mısın? Ya onu şöyle savunabilirim. Ee, o an Eleven'la beyin savaşının olduğu için oradan kopup da dünyaya dönemedi. Anladın mı? Öyle evet. savunabilirim en fazla. Yani e, hacı bak şey yapmayalım. Gerçekçiliğe çok girmeyelim. Harbiden... Hacı bak yapmıyordum ama bak işte orada koptum ben. ne Mesela Edin'in fedası. Tamam. bir şekilde evet ona... okey değilim Edin'in fedası. Ben de değilim. Çünkü, çünkü zaten bir kere çok uzun sürdü ölmesi. Of hem nasıl? Dışarı çıktı anda ölmesi lazım mantıken. Ya Yarasalar etrafında dönüyor sadece böyle. Bırak yarası... <laughs> bak bak. Başta hayvan gibi bir şey yapıyorsun. Bir tane deliği delik delikten tırsıyorsun. Bir tanesi içeri girecek diye ödüm bokuna karışıyor. Sonra milyonlarının arasına dalıyorsun ve hiçbir şey olmuyor. Bisiklette kaçabiliyorsun oradan. Yuh yani. Ve sen ne oyalayacağını düşün. Aa bak şu sahne tamamen şöyle olabilirdi. Yersen diye oluyor. Kapıdan çıktığı anda hepsi üzerine çulanıp ölürdü orada saniyeliğine ve hiç hiçbir şey oyalamamış olurdu ki öyle olması lazım Yani evet, bu işin gerçek o. zaten çok zaten. fazla gidemiyor bir kere. Bisikletle öyle çok çok ileri gidemiyor. Yani Dustin topallayarak yetişebiliyor onu gittiği yere. Abi hani bisiklet... o o o e, yarasalar böyle direkt saldıran yani. varlıklar da değil. Onu da görmüştük önceki bölümlerde. Ee... çıkıyor her tarafta yarasa ha. var. Sanki yarasa sadece arkasındaymış gibi davranılıyor. İşte evet yani ben evet yani biraz o şey yani bir tane her biri bir tane çentik atsa parça olursun zaten. Bir de partike. sen e, edi sen daha e, karar aşaması bile tırt zaten. Sen ekstra ne oyalamayı düşündün orada? Orada hani karar yani veriyor ve kesiyor ya, Hani ne Abi kadar, şeyde ne daha çok oyalıyorsun sen. Ne kadar vakit Kapalı alanında daha çok oyalıyorsun sen. Bence Sen niye dışarı çıkıyorsun? Aynen kesinlikle doğru söylüyorsun. Gelenin bıçakla geleni bıçakla yani değil mi? Ya, tabii ki abi. Yani zaten yani. sendeler. Bir yere gitmiyor mu? Sen derler zaten. Yani. <laughs> evet. Yani açık öleceksen olur. Öleceksen olur. Açık olan çıkıp ne avantajı, evet. ne avantajı kazanır? Ya da bak. öbür tarafa geç. Tamam lan böyle bıçak at. <laughs> Abi bunu bunu yapa bak bunların hepsini e, mantıklı bir şekilde yapmak çok kolay. Dustin'i bir şekilde korumak için böyle bir senaryo yazdırtırabilirsin. Ya Eddie'yi öldürmek için dramatik bir şey yazmaya çalışmışlar. Becerememişler. tamam da işte yani. ona bir sebep uydur. Mesela Dustin'i yap korumak olsun. ...Dustin'i zor bir konuma sok... ...sen de Eddie olarak bir kahramanlık yap git... Evet. ...tamam mı... ...ya bu çok kolay bir şey Abi bunu yazmak salar, niye yazmıyorsun... ...gerçi sonra orada şey oluyor bir şeyler oluyor... Neyse, ben, ...yani niye Dustin'e saldırmıyorlar... ...iki metre ötede falan diyecektim de... ...bir daha ben Olay. bir şey söyleyeceğim... ...koca Upside Down'da sadece bu yara salar var mesela... ...o da garip... Yani dem, benim gördüğüm gorgunlar var ve yarasalar var. Tam 5 ve... tane mi var? Dünya kadar değil mi burası normalde? Yani, <laughs> yani şimdi bak şeye var. gelelim. O kadar olduğunu kabullen. çok mi? konuştum. O kadar var. Burayı sen beğenmemişsin. Ben, ben çok sallamadım ama. Eddie'nin ölmesine çok üzüldüm. Yani ben hiç... Ama hiçbir aşamasını beğenmedim. Hiçbir aşaması. Yani kaçışını beğenmedim. Sonra Edi hadi gelin diyor. Yarasalar... Gibi tek bir yerden dalıyorlar, kalkana ya dalıyorlar. Işte, epik bir şey çizim Etra etrafında dönüyorlar. Yani hiçbir anlamı yok, tamam mı? Edi şey... sevmiştik ama işte yani. Eddie, ben sevmiştim en azından. Sen sevdiğimi bilmiyorum çok... E işte, o Oyuncusu zaman da. Çok işte falan Sevdiğimiz karakter de kaliteli ölümü hak eder kardeşim. Adam gibi ölüm yazın yani. Aynen. Saçma Bence sapan ölüm yazın. Ben ölümü gerek yoktu bu arada. Hiç ölmesi. Öldüğünde ne oldu ki? Yani? Son hani herkesi son dakika kurtarıyorsun. O yarsalarda artık bunları bir yere sıkıştırsın. Tam artık Dustin'le dağlaşacaklar falan filan derken işte o, o öbür olanlar olsun. Hmm. Kurtulsunlar. Yani bile bile iki sezon oynattın. Ki onun ölümü bile çok mantıklıydı. 3. sezonun dandikliğine rağmen. Ee, şey e, konuşalım. Çok tırt yani tırt komiğime geldi. Z şeyin kardeşi var ya zincir elemanın adı neydi onun kardeşinin Lucas. Adı? Şey. Lucas kardeşi? Lucas. Şey. Lucas'ın kardeşi. Erik abi. <laughs> Müthiş o... bir oyuncu ya. Yani i̇şte, bir, bir, süre sürü dizide izlemek istiyorum bana kız. <laughs> oyuncu güzel. Şey ona dalıyor ya bir tane işte bu elemanlardan <laughs> biri onu zapt ediyor. Abi ona critical, critical hit diyerek vuruyor ya. <laughs> ya dedim artık çiziliyim bu kadar. Ama çok yani. güzeldi <laughs> oğlum. Karakterden beklemeyeceğim bir şey değil ki. Yok, zaten yani, şeyci yani. Onun bahsetmek istedim sence. Yani, yani ama çok, çok ben orada sende. mesela critical hit deyince böyle şey gibi oldum. Hani My, hmm, ofiste Michael şey yapıyordu ya <laughs> parkour diyordu ya böyle Onun gibi bir şey <laughs> andım ben. <yani. gülüyor> Yap <gülüyor> yaptığı şeyi söylüyor. ama hani onunki çok mantıklı çünkü şey bunlar zaten ferapeci ya. Yani normal diyorum ben hani. Yani şey bir önemi yok güzeldi. Şeyi konuşalım ama eee o dünyaya geldikten sonra yaptıkları. Hangi dünya? Kaç tane Aha. dünya var oğlum? Şey yani ilk keşif evet, sahnelerinde. Geldim buraya baktım bir, bir tane şey gördüm diyor. Güç gördüm diyor. Aha. Ve diyor hiçbir ya şey o benzemiyor. O her şeyi falan. anlamlandırmış bir şekilde. Açıklaması Şimdi güzel. Şimdi bak benim, benim burada cevaplanan benim için iki tane soru var. Ben bunları çok merak ediyordum. Bence her şey cevaplanıyor orada. Şöyle o Demogorgon dedilen yaratık onun dört ayaklı versiyonu falan. Zaten o büyüyünce ona dönüşüyor herhalde anladığım kadarıyla. Neyse. O yani o paralel evren diyelim. Habitatından bir canlıymış meğerse. Yani bir nevi half lifeteki uzaylıların gelmesi gibi. Ben onlar mutantlaşmış insanlar gibi düşünmüştüm. Ya da mutantlaşmış ha, yok, köpekler şey, gibi hadi. düşünmüştüm. Ha, oranın varlıklarıymış onlar yani. Varlık bile değil. Ee, yani kaosal bir enerji diyebiliriz aslında ama organik. Anladın mı? Biraz organik bir tarafı var. Ee, ve yani bilinci yok. Hı hı. Kastım o. bilinci yok. Bilinci o şey işte duman hani mind flyer dediğimiz şey. İşte o sadece kaotik bir güç yani orada bir enerji gibi neredeyse. Şimdi, yani hiçbir şey yok onun. bir şey söyleyeceğim, bunun cevabı verildi mi sence? Yani o gerçekten evet, evet. sadece vekna mı? Yani Vecna evet, yani mı onu, kullanmış onu yoksa... Evet, Vecna kullanmış aynen. İşte yani. acaba 5. sezonda şey mi öğreneceğiz? Hayır, onun da bir bilinci var ve bunlar ortak güçlerini birleştirmiş gibi bir şey mi ol, olacak Yok. mesela? Yok, direkt Vecna abi. Bilinç olan Vecna. O zaman baştan ve -Vekna, beri olay Vecna mıymış hep? Vecna ortamın gücünü kullanıp, Vecna ortama bilinç getirdi yani. Oranın da gücünü kullanıp gücüne güç katıyor. O tamam kadar. yani 1. sezondan beri gördüğümüz bütün olaylar orayla evet, ilgili hep onun planıydı Evet evet aynen İşte öyle. bu cevap bana çok mantıklı geldi ama ben sevmedim abi. Yani her şeyin number one'a bağlanması. Evet. E... Dedim ya işte iyi kötü bir cevaptır bu dedim ya sana. Ama güzel yani sevmez. ben yok çok mantıklı. Mesela o şeyin niye örümcek gibi olduğunu da anladım. E, mantıklı da işte. Seversin sevmezsin bir cevap. Ben de sevmedim çünkü ben şeyleri seviyorum. Ben e, şey e, Lovecraft vari e, düşmanları daha çok severim. Evet Zevk işte olur. ben Kendi öyle zevkim. bir şey olacak diye düşündüm ben de. Ya da ne Aynen. bileyim hani şöyle bir şeye dönüşecek belki diye düşündüm işte aslında o böyle ortak bir sürü bilincin birleşimi bir şey. Yok yani yok. Onu kontrol eden bir varlık var falan filan neyse çok da detaylı değil. ama yani her şey Vecna çıkmasına çok açıkçası aşırı bayılmadım yani ama hani mantıklı bir cevap bu. Evet çok mantıklı onun örümcek hmm. benzemesini bile çok güzel bir şeye bağlamışlar yani. Çünkü hmm. Vecna'nın zaten örümcek takıntısı olduğunu anladık. Efendim ee, o yüzden burayı evet. Yani şey o, şey cevabımızı ya o, almış olduk özetle. Aldık aldık can. Onda bir sıkıntı yok. cevap aldık. Şey olayın hiç beğenmedim. Ee, Mike sen bu grubun kalbisin. Hiç beğenmedim. O dramaları hiç beğenmedim. Ben de çok ee, sevdim lan tam tersine. Yok abi ya direkt göz devirdim. Artık sıkıldım, geçtim. Ee, <laughs> hiçbir anlam ifade etmiyor benim için. O tripler bile inandırıcı gelmiyor yani. Oradaki oyunculuklar da tırt geliyor bana ki tırt. Mike'ın oyunculuğu da Eleven'ın oyunculuğu da yani çok tırt orada. Ya artık abi şu gazla çalışma süper gücünden bir geçelim abi bunlar artık. Bak biraz bunun olduğunu kabul ediyorum. Ama ben bu ama burada kol gelmedi bana ben bunu hiç Ben sevmedim. de çok sevdim. Ee, şöyle sevdim ama. Şey olayına bayılmadım ben. İşte sen bu grubun kalbisin yürü falan gibi değil de. o yani Orası değil de şunu sevdim ben. Eleven'ın e, bütün sezonlar boyunca yalnızlığını görüyoruz. Bu sezon Mike'la aralarında bir şey oluyor işte. Hani lan beni sevmiyor mu acaba falan oluyor. Mike diyor yani ben senin bana bir gün ihtiyacın olmaz diye hep korktum diyor ya. Ben o repli çok sevdim. Çünkü ben de o büyük şahsen yaşamıştım. Çok yani çok demin de Olu, oldu oluyor yani. Bazen mesela yani, öyle ama e, amelleriyle uyuşmuyor ki. E, korkunca ilgisiz olmaz ki. Ha, ki evet, korkunca o... fazla ilgili olursun tam tersi. Ya evet. bilmiyorum ben orasını. Yani söylediği şey hoşuma gitti. Ondan sonra ama şey mevzu o değil. Hani ilamını gaza getir şey gibi değil böyle. Yardır, hadi koş falan gibi değil de. Şeye benzettim. Harry Potter'da hani bunu konuşmuştuk sen önceki incelemede bundan bahsetmedik ama kendi, kendi aramızda konuşurken konuşmuştuk. Hani sana dedim ya Harry Potter'un 8 filmde belki de en sevdiğim sahnesi şey e, Voldemort Dumbledore'u yenemeyeceğini anladığı zaman 5. filmin finalinde o sihir bakanlığına kapışıyorlar ya. Harry'nin Harry zihnine giriyor. Harry'i geçirip e, Dumbledore'u aslında acı çektirecek işte hani bak senin adamını aldım ben falan diye. Zaten Harry onun bin, zaten sonra da işte hortkuluymuş. Onu kontrol edebilecek aslında. Orada Harry diyor ya yani acınacak olan sensin. Senin bir tane bile arkadaşın yok deyip Anılarını hatırlayıp, sevdiği insanları evet. hatırlayıp ve Harry'nin anası yok, babası yok ailesi var ama aile maile değil onlar falan. Harry şunu anlıyor. o Tam da o sahnede anlıyor yani. Hani benim tek sahip olduğum şey arkadaşlarım, ailem bunlar diye düşünüp kendi zihniyle onu yeniyor. Evet. O sahneye benzettim bu sahneyi. Aynısı demiyorum. O sahne kadar güzel de demiyorum ama o sahneye benzettim. Ha, klişe bir şey. Kabul ediyorum. Ama ben sevdim. Yani çünkü şey, Vekna'da biraz Voldemort şeyi var zaten, benzerliği var karakteriz karakter olarak. Eleven'da da bence Harry Potter paralelliği var ki, bunların çarpışması da aslında çok benzer. Çünkü ikisi de aynı karakter gibi güç olarak falan filan, hı hı. İkisi de anasız babasız büyümüş gibi mevzular var. O anlamda çok benzerdi. Şeye getireceğim mevzuyu. O sahnede beğendiğim şey şu, bir diğer beğendiğim şey, şeyi sevdim ben. Hani. Eleven'a diyor ya savaş. Savaşman lazım. Pes etme. Sen onu yenersin. Dağları bile kaldırırsın yerinden. İnanıyorum ben sana falan diyor ya. Orada paralel kurgu olarak diğer kişilerin de savaşmalarını gösteriyor ya. Ve bir ekip olarak aslında savaş kazıyor. Mesela Lucas o galeyancı çocuğu dövüyor. Son anda ayağa kalkıyor. Bak çok klişe olduğunu kabul ediyorum. Zaten dizinin kendisi klişeler üzerine olduğu için beni rahatsız etmiyor bu. İşte Rusya'da bizim şeyler yakıp ondan sonra şey kılıçla Demogorgon'u öldürüyor. İşte hmm. öbür tarafta, o, oraya gireceğim. Ha öbür tarafta bir şey oluyor falan filan. Ha Eleven savaşıyor. Yani paralel olarak herkes bu savaşın içinde diye göstermesini sevdim ben. Yani ben aslında o sekansı sevdim öyle söyleyeyim. Görsel olarak hoşuma gitti. hani birbirlerine yardımcı oluyorlar aslında hiç farkında olmadan. Mesela o Murray'nin onları yakması, Hayman Mind'a zarar verdiği için yarasalar da güçsüzleşiyor o şeyler de güçsüzleşiyor. şu bizimkine o sayıda gittiysan yapıyorsan... işte o tekinsizliği kaldırdıkları için ben kimseden kimseye bir şey olacağından korkmadığım için abi ben çok benim için anlamsız sahneler olarak e, oldu dedin ya yani hiçbir duygu geçmedi bana anladın Anladım. mı Anladım. ya kimse için telaşlanmadım ben o yüzden umurumda olmadı ve benim için hani tamamen rol kesilen bir sekans evet. olarak evet, 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 kaldı ilerlemedi evet, bunu kabul ederek söylüyorum bu dediklerim bu arada yani tamamen evet. post ama sekans olarak Sinematik olarak hoşuma gitti. Müzik kullanımı olsun o birlikte savaşmaları falan. Benim hoşuma gitti. Birbirleriyle bağlantılı olmaları da hoşuma gitti. Bir, abi bir yani... nevi şey gibi yani. Siz hive mind'sanız biz de hive mind'ız gibi oldu biraz. anladın Bir mı? de illa ki şunu kabul edelim yani. Bu kadar kalabalık bir güruhun ve bu kadar farklı cephede savaşan bir ekibin e, şeyinde bu işlerin güzel olabilmesi için bazılarının feda edilmesi lazım. Bunu yapacak e, yüreğin yoksa ortaya oldukça vasat bir iş çıkarmış olur Yani bu kaçarı yok yani. E bu dizide onu o... beklemem ya. Onu başta söyledim yani. O dizi öyle şey yapamaz. Ortak ekip aşırı kalabalık ve bunlar hiçbir yardım almadan hay... devletlerin bile baş etmekten korktuğu bir düşmanın <laughs> savaşıyorlar. Yani artık vereceksin abi kaybedeceksin. Hem biz tekinsiz hissedeceğiz. Telaşlanacağız. Biz de böyle şey üstünde, diken üstünde izleme, izleyeceğiz yani. Bu draması bu işin budur yani. Bunu yapacaksın artık yapmalısın. Ya feda edecek birilerini bulmalısın. Sonra şimdi bir sahne şey... daha var. Ben de burayı gömeceğim. Şimdi koca bir Rusya sahnesi var orayı gömeceğim. Yok. Bir, bir, kısa bir şey var. Onu, o repliği belirtmek istiyorum. Ya yani o kadar tırt bir replik ki bence. Şimdi bu cool ateist sahneleri yazarlar tamam mı? Böyle ço çoğu işte olur bu. Yani işin iş yapan adamı genelde ateisttir. Ee, şey işte hep ya mantıksal işler yapar, o yüzden başarılıdır gibi şey oluyor. Burada Robin'de de dinlen, dinlendiriyorlar bunu, tamam mı? İşte onlar kurtuluyor ya, işte Alev sayesinde kurtuluyor, kurtuluyorlar. Şu repliği söylüyor abi, yüce bir güce inanmıyorum ama bu resmen bir mucize diyor tamam, bu yaşadığımız. Yüce bir güce inanmıyor musun, Bak hacı olayı artık e, hakikat Allah kısmından falan geçtim. Hacı abi sen o kadar güçsüz birisi ki insan olarak. Yani zaten Vekna'nın varlığı daha nasıl yani. O bile senin için hayvani bir yüce bir güç yani. Ha, bir yani. Öbür tarafta söylüyor bir de. Ha, ahirette söylüyor gibi bir şey bu yani artık. Tamam mı? Biraz önce yani bizi ulan... e, böyle bıcık bıcık kollar Çarmal gelmiş evet. olabilir ama yüce bir evet. yüce ilan diyor. <laughs> aynen aynen. O kadar çok okay, yani. diyalogtu ki yani bunu bahsetmeden geçemez. Ben ee, bunu son... duymamışım bile yani bu arada. Sen, sen söyleyince şu an. Şu <laughs> ya i̇şte not etmesem unuturdum. Anladın mı? O yüzden not ettim. Sonra abi Rusya sahnesi. Of artık cringe ötesi cringe. Tamam mı Rusya sahneleri? Abi o alev makinesinin pili bitme olayını ben anlamadım. yani e, Yani artık bizim şeye ana adamımıza kahramanımıza kılıç aldırmak için yani e, ne taklalar atacaklarını şaşırtmışlar tamam mı? Buraya bir sebep bile yazmıyor yani makine tekledi bozuldu bile deyip sahne bile koymuyor tamam mı? Demin alev makinesi de tarumar etmiş ortalığı adam. E, en son deme tekrar bir alev makinesi açası gelmedi. Niyeyse. Bizim adam orada şunla öldüremediğin şeyi kılıçla kesmeye uğraşacak ve öldürecek tabii bizim çünkü kahramanımız öyle biri. Ha, kurşun sık o zaman. Sıkıyor ve bir şey olmuyor yani. Kurşun sıkıyor bir şey olmuyor. Yandık, Öncesinde kurşun ya sıkıyor. Yandıktan sonra mı? Evet. O zaman kılıç nasıl kesiyor lan? İşte. <laughs> yani onu diyor. Sahnede bir tane düzgün karar yok. Ya İğrenç aynen, bir sahne. Değil mi? Bak bu dediklerini benim hiç umurumda. Çünkü abi, bu dizinin olayı bu yani. Ya. Saçma ya yani bunlar saçma mı? Evet. Klişe Hacı mi? Artık. Evet ama yani e, bak tek bak biz önceki videoda da senle bunu konuştuk. Buraya bir daha dönmeyelim. Bu dizinin Ortak, ilk sezonu bak. bir şey, diğer sezonları başka bir şey abi. Onu onu geç yani. Çizi sahnedeki matematik şudur. E, sen o ya işte karar verirsin sahneye. Dersin ki kahramanımız Kılıç'la Demogorgon'u öldürecek. Ben bunu yazacağım. Bu çizi sahnedir senarist olarak buna kılıf uydurursun. Mantıklı ya da mantıklı. Yani bir kılıf uydurursun. Yer yemez. Biz bunu çizdi sineye çekeriz seyirci olarak. Abi bunlar kılıf bile uydurmaya gereksinim duymamışlar. Yani bu olmaz yani. Hiç olmaz Yani ben onu kabul edemiyorum yani. Bu saçmalık artık yani. Oradaki alev makinesi unutuldu. Yo, ben de bayılmadım ama Hani ey tamam ne yapalım falan oldum yani anladın mı? Ey peki bu sahnede böyle olsun dedim yani. O bir şekilde ölecekti o Demek Orban böyle öldürmüş Ay. dedim yani. Hacı mı? bütün bölüm bunlardan oluşuyor artık yani yuh diyorsun artık ya tamam ya yani, ne izliyoruz. Aslında, bu iyice, tamam, ço iyice çocuk, Bak, çocuk dizisi sen oldu. Sen de bu sahneyi kesin geçir. gömeceksin bence. Abi Vekna'ya iki tane Molotov atıyorlar. Evet. Üç tane pompalı yiyor. Evet. Yine ölmüyor. Mesela, <laughs> bu nasıl oluyor? yani. Bak şunu soruyorum. Şimdi bu oradayken... eee Hani o şey işte mind flyer işte o dumanı hmm. kontrol etmiş. Okey. Anladık. Gitgide hmm. Gide kendi vücudunla deforme etmiş. İşte hmm. orayla birleşmiş falan. Tamam. Ama nihayetine insan pompalıyla sıkıyorum oğlum. Üçüncü pompalı da aşağı uçan adam. Yok acı ben mesela ben buna takılmam neden ee, olabilir yani kendi ya bir artık bir yaratık haline gelmiş olabilir üst konuma geçmiş olabilir. Oğlum iki olabilir. tane Molotof yiyorsun lan. Yuh. Abi bak insan gibi düşünmeyeceksin o raddeden sonra. Adam senelerce orada kalmış. Neyse kendi geliştirmiş. Mekanın gücünü kullanmış. O farklı bir organik yapı haline gelmiş İyi olabilir. İyi de sen bana ilk sezondan beri bunların yandığı zaman sıkıntı yaşattığı yaşadığını söylüyorsun. Sonra da... Tamam. Bunun i̇şte o da ve... sıkıntı yaşıyor zaten ama canım. Hiç yaşamadı ama... ya pompalı yiyor tekrar yürüyor abi böyle ben, saçmalık Ben mi? orada şunu kabullenemem kendi evrenin içinde. Bu adam zihniyle sağa solu darma duman eden adam bunlar. Zihniyle insan kaldırıp fırlatıyor sağ sola. Tamam. Kaldırıyor, kaya fırlatıyor zihniyle. Elifler orada molotof atıyor senin yani belli ki dayanabiliyorsun ona. Nasıl Ulan dayanıyorsun diyor. abi dayanamazsın ya. Hayır hayır bana gösterdiğin sahne o kastım o yani. İşte ben onu kabul etmiyorum. Bandit of yediği zaman falan çıldırması lazım. Sen yani. refleks olarak bile oradakileri dağa taşla fırlatmalısın. Tamam? Onu diyorum yani üstlerine yürüyor. Ne yapacaksın yürüyüp? Ha Daha de ha onu evet üstüne yürüyor kalkıp. Yani dayanabiliyor bak ki. Bak ben şöyle bir şey görsem. Yan, yanlarına gidip tokat atacak herhalde. Bak yani şöyle böyle Şöyle bir, bir şey görseydim yani. senin dediğini kabul ederdim. Bunlar ateş ettiği zaman böyle yapardı. Ama işte kurşunların bir kısmını tutabildiği için atıyorum 10 saçma geliyorsa 3 saçma girerdi tamam mı? Ha derdim kurşunlar etki etmiyor son canavrıyla işte o gücünü kullanarak. Yok normal kurşun yok. Yani üçüncü pompalda uçuyorsun da ilk ikisinde nasıl burandan geçip gidiyordu hiçbir şey olmuyor. Tekrar iki tane molotofu yememen rağmen yürüyorsun. Ya mesela ben de buna takıldım. Çünkü bu i̇şte, şey değil orta, yani. Oradaki yaratıklar işte bence, gibi yaratıklardan da değil bu. Bu senin benim gibi insan aslında. İşte bence bütün sahneler aynı anladın mı? Yok Hepsi hayır bak ben yok. seninkileri kabul ediyorum Bakıştan ama beri... bu... Bu yani aşağı düşünce Tabii öl işte. bari anasını bu da öyle, bu da öyle yani diğer sahnelerden bir farkı yok işte bu sahnede aynı e, kabul edemediğimiz şeyde yani kılıf uydurma zahmetine girmeme, yani olayına kendini ya, o zaman iyileştirmeye olmuyor. de mi öğrenmiş orada? Bak, betek bunun şeyi o olabilir. E, Abi bak, açıklaması. işte bunların hepsi olabilir. Bunu hemen sen iki saniyede göstermelisin. Bir tane kurşun var ıkınarak orayı iyileştirecek sahne yazarsın. Olur. Bundan sonrakileri ben kabul ederim. Yani bu bu kadar basittir. Çizgi sahne böyle yazılır yani. Ya bu hiç yani full mantıksız. Başından sonuna full mantıksız. O yüzden çocuk dizisi haline geldi benim için bir anda. Ben halde. hatta orada ne? aşağı uçup böyle 2.80 yatıyor ya yerde. Orada Hı -hı. şey dedim. Ha tamam. Bu bu sezon bitti bekle olayı. biz, ee, biz sezonun tam bitişinde e, Mindflyer'ın asıl başka bir varlık olduğunu öğreneceğiz. Hani Vekna olayı bu sezonun kötüsü gibiydi. Ee, i̇şte o hani şey gibi düşün. Ee, Sauron'un Sarumanı öldü. Şimdi nasıl Saurona geliyoruz gibi olacak bir şeymiş gibi anladım. Hani ikinci adam hmm. öldü. Büyük adam asıl şimdi geliyoruz gibi hmm. bir şey olacak sandım. Aa aşağı bindiler. Böyle yatan adam yanan adam aynı zamanda yanmaya devam eden adam. Hmm. Kalkmış gitmiş. Hmm. Siz aşağı inene kadar onunla Uçtu mu oğlum bu? Ne yaptı? Ee, eh, eh, eh falan diye gittiğini görmen lazım en azından. <laughs> yaka yaka gitmesi lazım. <laughs> Biz, hani, <laughs> siz yukarıda ne vurduk be? Oh be. Lan nasıl yaktık falan diye. Ne yaptınız? 5 saat konuştunuz mu? Hmm. Neyse. Yani bilmiyorum. Bu Şey oldu. Sonra e, Max ölüyor. Teknik olarak ölüyor. Evet. Öldüğü için, hmm. dördüncü şeyde kırıldığı için hmm. e, mekanşi oluyor. Yalnız bizim 11 can, canlandırıyor onu bir nevi. Ben evet. onu şey gibi düşünüyorum yani tenin kilezi güçleri kalp basıcı gibi bir şey yaptı herhalde falan Orada da aşırı mantıksız bir diyalog var yalnız. İzleyiciler neden orada şey kanal açıldığını anlasın diye diyalog yazmışlar tamam mı? İşte bir anlığına öldü. Anlasın izleyiciler diye Lucas'a şey dedirtiyorlar. Doktorlar dedi ki tıbbi olarak bir anlı öldü ama dön, geri döndü bu bir mucize dediler diyor tamam mı? O nasıl oluyor bu arada? Şimdi o nasıl oluyor kral yani doktorlar nasıl tıbbi olarak öldüğünü onun gördü bildiğini. Sen bir duydu. doktorsun Tunaci bir tane <laughs> bir tane adam getiriyorlar sana sen yani. böyle yapıyorsun bak nabzına bakıyorsun alnına koyuyorsun yine. bu yarım saat önce ölüp tekrar dirildi mi? <gülüyor> <gülüyor> Aynen bu ba evet gerçekten yaşadığınız sahne bu doktorum lan ben. <laughs> <laughs> bu biraz Cüneyt Arkın gibi bir doktorluk değil mi? Yani tutuyor elini. içinde hava kabarcığı kalmış. Siz doktor değilsiniz falan. Tam gibi. ölmemiş. Oradan anladım. bu. arada Cüneyt Arkın'da. Evet yad Allah edelim. rahmet eylesin. Ee, onun zaten ee... podcast'te bir konuşuruz bence. Şimdi işte Max falan filan. işte iki, iki gün geçmiş aradan. Senin dediğin gibi deprem oldu. Hem de Hellfire yaptı Yo, falan diye. Orlar böyle... çok kötü çok ya. Çok kötü oralar <laughs> ya. programı falan var. Sonra işte bizimkiler böyle ağır çekimde Birbirlerine sarılıyorlar. Sen geldin, gittin, hoş geldin, beş gittin seni arıyordum. Onlar çok duygusuz abi. Katılıyor musun bana? Yani, yani niye bak. duygusuz? Aslında çok duygulu. İşte ama, ama yoruldum duygusuz. yani yoruldum. Hayır orada ben oyunculuğu hiç beğenmedim. Ha o anlamda yani, diyorsun. Evet evet. Yönetmenliği de beğenmedim. Yani Zaten şu. Hopper oynayan abi sıkılmış artık sonlarda. evet evet. <laughs> Kesinlikle bak buna katılıyorum. Senaryonun <laughs> saçmalığından o kadar emin ki Hopper abi. Çünkü bak en saçma kısımlar onun sahneleri Rusya'da geçiyor çünkü. Abi o adam o kadar iyi biliyor ki gerçekten kötü iyi oynamamış yani. Abi, abi şöyle bak onların geçtiği aşamaları düşün. Yani çocuğun senin öldüğünü düşünüyor. Yüzde yüz emin bundan ya. Abi bak, gerçi abi şu saniye artık düzgün çekin tamam mı? %100 öldüğünden emin insan ya ya yani bunun travmasını yaşamışsın ya ve gösteriyorsun sezonun başında bunları bize. Bu bunu gördüğünde bayılmalı falan ya. Bu bunu yaşamalıyız biz artık ya. Bir kopun bir artık biraz Türkleşin yani anladın mı? Oraya bağıra çağıra bir kavuşma sahnesi yazın ya. Yani bir de böyle yani olmaz. Bir kere olsun onun yanına ışınlanmıyor mesela. Herkese ya yaptığın onu... şey. Ay merak edersin mi yaşıyor mu diye ararsın onu falan. Ben mesela Ama ben... güçleri de yoktu ya orada. Güçleri de yok. Ama olduktan sonra da bir merak etmez misin ya? Bir ara bak yani. Gel ne istahat. İşte yani. Öldüğüne de inanıyor, düşünüyor falan diyelim. Yani Pır yani öyle bir tavırla oynuyor ki orayı. Uzun bir süre uzun bir tatilden gelmiş gibi bir havası var. Yaşanılır. Kızım işte geldik bak. Ne haber? Nasılsın? iyi gidiyor mu hayat falan mı onun yani? Kilo vermişim değil mi? Evet, evet, Üç ya sene geçti. 3 sen. sene geçti. Ne yaptım sanıyorsun bu bunca zaman? Tabii tabii. Zaten Jonathan'la Vili artık itin şeyine sokmuşlar böyle. Jonathan'la Vili yok saymışlar artık. Ya yani. İkisi de çok sıkıcı karakterler çünkü. Artık maalesef kusura Ama bakmasınlar yani. Biraz da şundan da sıkıcı oldu abi. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur modunda. Argyle'la Ar ne yaptılar lan? Argyle şey Orada olan. Orada kaldı mi? herhalde değil mi? Gogocu çocuk. Yok o onların yanlar, yanında e, getirdiler onu. Şeye getir, Hawkins'e getirdiler. getirdiler. Doğru, doğru. Mantar topluyor diyor orada. <laughs> Abi onu da sırf senaryoda katkısı olsun diye zorla e, şey sahnesi hazırladılar ona ya. Yani, pizzacıda evet. e, küvet hazırlama Do 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 sahnesi hazırladılar. Müthiş gerçekten. Uzun, uzun bak ne kadar gereksiz değil mi gidiyorlar ilk başta pizzacıya oraya bir çocuk yazmışlar keş bir çocuk koymuşlar uzun, nerede normal adam çalışmıyor zaten bunların evet, evet. Her, her şubede bir tane bundan var kadarıyla <laughs> ya, evet ya ee, çok sonra finalde şey. görüyoruz ki öbür taraf bu tarafı taşmış abi İşte Antalyalı bir çocuk anne kar yağıyor diyor halbuki yağan şey çireç <laughs> ondan sonra iki buçuk saat e, o şeye bakıyorlar Hı -hı. yani bitmiyor o sahne bu arada bitmiyor bitmiyor yani 15 saniye her karakterin o şeye karşı tepkisi ay bak şeyin tepkisi de çok gıcıktı ya Mike'ın annesiyle buluşması var ya ulan bir sahne önce gösterdin kadın bütün hayatına normal devam ediyor üstelik 8 şiddetine deprem olmuş bir şeyler çıkmış bulutlar çıkmış kara bulutlar bir şeyler dünyanın en rutin şeyi gibi davranıyor ve çocuğu da bu maceraların içinde çocuğunu birden görünce ama şu şey oluyor sen bir daha dışarı çıkmayacaksın. Bilmem ne yapmayacak Sanki çok telaşlanmış gibi davranıyor. Ulan. Onun cevabını Oğlum. geçen sezon, ikinci sezon verdiler. Ee, Öyle mi? Dustin gelip soruyor Mike nerede diye. Bizim çocuklarımız bizle yaşamıyor. Sizin haberiniz yok mu diyor babası. Evet. <laughs> o sahnede ben yarılmıştım çünkü. Dizi kendinin ne olduğunu farkında falan diye hoşuma gitmişti. Evet Bakalım, ben beğenmedim. 5. sezon ne olacak peki sence şimdi yani? Beşin sezon artık Vekneyi sonunda öldürecekler. Huzura kavuşacak. Biter mi şu bu sezon? Ya bunu uzun uzun artık büyük bir şey, kitle savaşı gibi olacak galiba gibi geldi bana. Ya yani devlet de işin içine girecek, ordularla savaşılacak gibi. Vekney'nin planı güzel ama ben sorarsam çok mantıklı. Hatta yani. var ya, bence şöyle de olacak. İş gizli boyutta yine bizim çocuklar bitirecek tabii bu işi. onlar kazanacak. Ama bunu halka açıklayamayacaklar tabii onu söyleyemeyecekler. Bunlar gizli bir törenle madalya alacaklar gibi bir his var içimde yani. Ben şahsen bu sezonu sevdim. Yani sevabıyla günahıyla. Üçüncü sezonda dizinin gerçekten biletini kesiyordum çünkü. izlemeyeceğim diyordum yani. Ama dördüncü sezon beni kazandı. Ya yani şu an en sevdiğim bir, sonra iki, sonra dört, sonra üç. Benim de öyle ama şimdi aslında ben de sekiz bölüm için dediğin gibiyim. Ama bir işin finali o kadar önemli ki yani bence işin yarısı gibi bir şey bir işin finali. O yüzden çok düşüyor ben de sezon yoksa ama mesela ilk 8 bölüm gibi de bitirebilseydi ben iyice da beğenirdim ve beğendim bu sezonu der geçerdim. Ne yazık ki finali beğenmediğim için sezonu yarı beğenmiş oluyorum o yüzden ama en azından 3. sezonuna göre bariz bir toparlanmış bir iş var. Onu da söylemem gerekir. Ama finali beğenemedim hiç. 4. Evet. 5. sezonda ben aynı 4. sezon gibi bir sezon olacağını düşünüyorum. O da 2024'te gelecekmiş bu arada. Hı, tamam. 4 ayarında olacak yani. bence. Yani bence de onda da çok uzun bölümler. Belki 4 tane evet. uzun film yapabilirler ben sana söyleyeyim. Ya da 5 tane hani 5. sezon şekli. Hmm. Ee, yine iki parça yapacaklar o belli. Onu sevdiler hmm. bu işi. Evet, bizim dördüncü sezonu evet, Stranger Things'in dördüncü sezon ikinci bölümü. Hatta bütün dördüncü sezon hakkında fikirlerimiz bunlardı arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz de benim gibi çok detayları sallamayın. Stranger Things işte çok da bir şey değil. Güzeldi bu sezon. Hiç bir şeylere takılmazsak mı diyorsunuz? Yoksa Tunağın gibi? bir sürü detayda boğulup <laughs> Lan boğulmadım işte boğulmadan bu hale geldi ya. <laughs> Yok Tuna'nın haklı hezeyanlarına siz de kapılıp şey diyor musunuz yani böyle şey olur mu ya böyle saçmalık olur mu ya diyor musunuz ki ben de çoğu dediği şeye katılıyorum bu arada. Ee, sadece Vekna'nın 78 tane pompalı yedikten sonra hala ölmemesi beni <laughs> bilmiyorum bunu kabullenemiyorum bir türlü. Sizin bir tane yer altında çok önemli araştırmalar yaptığınız bir tesisiniz olsa oraya 5 tane masker <laughs> koyarsınız. Sizin çok büyük bir hapishanede müthiş dünyanın öbür ucundan başka bir dünyadan gelen varlıkları tuttuğunuz bir yere 10 tane maske koyarsınız sadece. Ve orayı hapishane mi yaparsınız? Mesela. E, koskoca Sovyetler Birliği'nin 10 tane maskeri var. Biliyor bir şey ya. konuşmadık bu arada. Bizim heze, e, he, galeyancı çocuğun ikiye bölünmesini. <laughs> evet ya. Yani Bak abet evet ya o da çok garipti ya. İyi, ya nasıl ya yani, oraya orada durduğun zaman sen de mi yarılıyorsun ya? Evet öyle belli ki yalnız ya şu tercih garip. Madem böyle umursanmayacak bir karakter bu niye hayvan gibi işlediniz? <laughs> ya, anlamlandıramıyorum abi niye bu kadar vakit harcadık bu çocuğa o zaman? <laughs> Sırf Lukas iyiymiş... onu dövsün diye miydi yani tüm bunlar yani? <gülüyor> <gülüyor> yani evet Lukas'a da bir gerilim koyalım diye mi bu kadar acı şey? Yani. Çok saçma abi. İnanılmaz saçma. Ya çok vakit harcadık. Har vakit harcadık. Empati de yaptım çocuğa ben. Yani evet, sadece sadece yobazlık kısmı itici. Ama mesela o çocuğu Steve gibi bir karakter haline getirebilecek potansiyeli vardı kesinlikle. Steve'in i̇şte, yani antisini yapmışlar işte. Hayır, onun gibi yola gelmeyen versiyonu. Çocuk finalde değişim geçirip çok sevdiğim bir karakter haline bürünebilirdi. Ama çocuk çok gerçekçi. Onu söyleyeyim. Çünkü çocuğa diyor ki Lucas şu anda diyor zihni diyor paralel bir dünyada orada diye şeyle kapışıyor. Şu anda ona dokunmamamız lazım. İstesem de uyandıramam diye böyle anlatıyor uzun, uzun. Yani her şeyi anlatıyor. Çocuk diyor ki ne diyorsun lan sen? Diyor. <gülüyor> 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 Çünkü normal bir insan bunu dediği zaman deli <laughs> evet, misin evet. lan der. Ama gerçi önceki bölümlerde arkadaşın havaya kalktığını falan gördü hani. Evet, evet. Ama onlar da her faiz büyülü tarikat falan diyor. Oralar saçma. Ya evet ya o yani o çocuk komple gereksiz olmuş oldu bir anda yani bütün dizinin yani ne kadar alanını kaplıyordur o ya. O çocuğun Bayağı işe yaradığı bir tek saat, bir şey o. Bir, bir saat kemiksiz alanı var o çocuğun. Var. Ya. Var bu arada. Tek bir işe yarıyor dizide onu söyleyeyim. O yarıkların orada durursan ikiye bölünürsün. Evet böyle. Hayırlı sabahlar, hayırlı öğlenler, hayırlı akşamlar. Stranger Things 5. sezonda görüşmek üzere. <laughs>